وبئس المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. Evet, Adem Hendek hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Tabii hoca efendiler cemiyetlerde gerçekten, şimdi ajitasyon yapmayalım ama işin gerçeği bu. Çocuklarla, cemaatle derken yorgun oluyor. Yorgun olunduğu zaman da seslerde bazen problem oluyor. Allah sesine, soluğuna, nefesine güç kuvvet versin Adem hocam. Allah razı olsun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ve açılış kısa selamlamasını yapmak üzere tekrar Ahmet Özden hocamı buraya davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bu programı organize eden, gerçekleştiren, emeği geçen, katılan, alan, satan hepinizden Rabbim razı olsun diyorum. Programı gerçekleştirenlere tekrar canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu tip programlar cemiyet yararına 3-5 kuruş menfaat olsun diye yapılan programlar. Bununla beraber Müslümanların bir araya geldiği, kardeşliklerin pekiştiği, muhabbetlerin, sohbetlerin yapıldığı, buluşulduğu mekanlar. Bu yönüyle de takdir etmek lazım. Belki uzun süre bir araya gelmeyen insanlar, görüşemeyen insanlar bu tip programlar vesilesiyle bir araya geliyorlar, buluşuyorlar, görüşüyorlar, hasret gideriyorlar. Mesela Hacı dedemiz bunlardan birisi. Ben geldiğimden beri cemaatimizden epeyce kardeşimiz, ya Hacı amca, Hacı dede, seni uzun zamandan beri göremiyoruz, hoş geldin, sefa geldin diye elini öpenler, sarılanlar, bu manada da bir güzellik, bir bereket, bir hayırlı hizmet diye düşünüyorum. Onun için bu yönüyle de bu programlar gerçekten takdire şayan. Kıymetli kardeşlerim, içeride cumadan önce anne ve babalardan, anne babaya hürmetten bahsettik. Hanım kardeşlerimiz görevleri münasebetiyle, yoğunlukları münasebetiyle belki sohbeti dinleyemediler. Ama hanımlar, İslam'da büyük yeri olan kardeşlerimizdir. İslam onlara gerçekten ciddi manada değer vermiştir. Onları baş tacı etmiştir. Kadının horlandığı, ayaklar altına alındığı, pazarlarda bir meta gibi satıldığı bir dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti o kadının ayaklarının altına sermiştir. Cenneti o kadının ayaklarının altına sermiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde cennet annelerin ayakları altındadır buyurmuş ve kadına bu şekilde değer vermiş, onu yüceltmiş, onu baş tacı yapmıştır.
İslam'ın dışındaki bütün sistemlerde hakikaten kadının horlandığı, dışlandığı, ezildiği bir vakadır. Ama İslam onu yüceltmiş, ona gereken değeri vermiştir. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Bu surelerden bir tanesi kadın suresidir. Yani Nisa suresi. Erkekler diye bir sure yok ama kadınla ilgili Cenab-ı Hakk'ın, İslam'ın kadına verdiği değeri görün, anlayın ki kadınla ilgili Cenab-ı Hak müstakil bir sure, onların adıyla bir sure inzal etmiş. Ve orada kadınların hakkı, hukuku çok geniş bir şekilde anlatılmıştır. Onun için bizim annelerimiz olarak kadınlar, bacılarımız olarak kadınlar, eşlerimiz, kızlarımız olarak kadınlar, Müslüman erkeğin yanında fevkalade bir değeri olan, kıymeti olan annelerimizdir, bacılarımızdır, eşlerimizdir, kardeşlerimizdir. Onlara her zaman, her yerde gereken saygıyı, hürmeti elbette eksik yapmıyoruz, yapmamalıyız. Onlara bu noktada müteşekkiriz. Ben bu programın tekrar hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Gününüz, programınız hayırlı, mübarek olsun diyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.